Merhaba, konserimize hoş geldiniz. Sevda Celap Ant Vakfı'nın düzenlediği Müzikte Kadın adlı seriye Nemet Kuartet olarak katıldığımız için çok mutluyuz. Bu konserde Ludwig van Beethoven'ın, Gökçe Altay'ın ve Oğuzhan Balcı'nın eserlerini seslendireceğiz. Eserlere geçmeden önce birazcık Nemet Kuartet üyelerinden bahsetmek istiyoruz. Ben Gülen Ege Serter, Nemet Kuartet'in keman üyesiyim. Ayrıca Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Merhaba, ben Şeniz Aybulus. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda ben de Gülen gibi öğretim görevlisi olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda Nemet Kuartet'le konserlerimize devam ediyoruz. Merhaba, ben Pınar Basalak. Nemet Kuartet'in viyolo üyesiyim. Aynı zamanda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nda viyolo grup şefliği yapmaktayım. Merhabalar, ben Mutlu Varlık Kocaeli. Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda görevliyim ben de. Oda müziği ve çello dersleri veriyorum. Aynı zamanda Nemet Kuartet'in çelistiyim. 7 yıldır beraber çalışıyoruz grubumuzla beraber. Evet, bu serinin adı Müzikte Kadın. Evet. Biz 4 kadından oluşan bir kuartet olarak birazcık zamanın nasıl geçtiğini de anlatmak istiyoruz kendimizle ilgili. 7 senedir birlikteyiz ve başka işlerimiz var. Bunun yanı sıra aile hayatlarımız var. Mutlu'nun ikizleri var. Şu an 8 yaşındalar. Evet, 8 yaşındalar şu an. Tüm bunları bir arada yapmak zor gözükebilir. Tabii ki zor yanları var. Ayrı şehirlerde yaşıyoruz. Sürekli yollarda zaman geçiyor. Ancak bu bize çok da büyük bir enerji veriyor. Dolayısıyla 7 senedir bunu büyük bir şekilde sürdürmemizin en büyük sebebi bu enerji ve sahnede olmak. Bu son dönemde dijital ortamlarda olsak dahi bu bize yine çok çok motivasyon kaynağı oldu. Genel olarak biraz kendimizden bahsedelim. Mutlu sen bahset, neler yaptık biz bu 7 sene içerisinde, onu anlatalım. 7 sene içerisinde çok fazla şey yaptık. Yurt dışı konserlerimiz ve birçok yurt içi konserimiz oldu. Nemet Kuartet olarak kendimize bir amaç belirledik. Şöyle ki her yıl gidemediğimiz ülkemizdeki bir şehre ulaşalım istedik. Başka bir bölgedeki. Ve çok da başarıya ulaştığımızı düşünüyorum aslında, değil mi? Denizli'den Batman'a, Samsun'dan belki Edirne'ye kadar birçok şehirde. Yani her zaman Ankara, İstanbul, İzmir konserlerimiz değil, diğer şehirlere de ulaşmaya çalıştık. Gittiğimiz yerlerde çocuklarla sohbetlere katılmaya çalıştık. Çok keyifli konserler verdik. Yurt dışında birçok konser verdik. Belki biraz Şeniz onlardan bahsetmek ister. Şeniz'e vereyim sözü, yurt dışı konserlerimizi. Yurt dışında çok fazla yerde konser verme şansımız oldu. Büyükelçilikler vasıtasıyla Arjantin, Panama gibi ülkelere gidip büyük projelerde yer aldık. Birleşmiş Milletler'le ortak projeler kapsamında bizi davet ettiler. Bunlar çok önemliydi gerçekten. Orada da biraz önce Mutlu'nun bahsettiği gibi çocuklarla buluşma fırsatımız oldu. Oradaki okuldaki çocuklarla. Aynı zamanda daha farklı ülkelerde de konser verdik. Almanya, Macaristan, Bosna Hersek, Rusya. Amerika. Ben şeyi de eklemek istiyorum. Yine bu müzikte kadınla ilgili olduğu için özellikle bunları daha da vurgulamak istiyorum. Türkiye bence yeterince tanınmıyor. Daha doğrusu nasıl bir kültürümüz olduğu yeterince tanınmıyor. 4 kadın olarak gittiğimizde şaşırıyorlar. Ama bence dünya standartlarında iş yapan çok fazla sanatçımız var ve bunu gördüklerinde 4 kadın olmanın artık ötesine geçiyoruz. Türk sanatçılar olarak karşılanıyoruz. Evet, ülkemizi bu yüzüyle de gösterebilmiş oluyoruz, temsil edebilmiş oluyoruz. Bu yüzünü de dünyaya tanıtabildiğimizi umuyoruz, değil mi biraz? Kesinlikle bu güzel bir reklam oluyor. Güzel, kendimizi güzel ifade edebildiğimizi düşünüyoruz. Yani hem uluslararası iş yapıyoruz hem kendi yerel müziğimizi de orada çok fazla seslendirme şansımız oldu. Burada tabii Oğuzhan Balcı'ya ayrıca teşekkür etmek istiyoruz. Bizi çok destekledi bu dönemde. Yani her zaman her konserimizde çok çok destekledi eserleriyle. Müzikte kadın teması olduğu zaman tabii ki de büyük değerlerimizden, büyük ustalarımızdan bahsetmeden geçmek mümkün değil. Bunların başında İdil Biret, Gülsün Hanım, Gülsün Onay, Ayşegül Sarıca ve birçok kadın sanatçımız var. Suna Kan tabii ki de ve Ayla Gencer. Hepsi yani inanılmaz ve bunlar bize çok yol açmışlardır ve bizleri inanılmaz temsil etmişlerdir. Tabii ki hepsi Büyük Atatürk'ün bizleri armağan ettiği kadına seçme ve seçilme durumundan sonra olmuştur. Ve bu hepimizi çok mutlu eden ve ne kadar ilerici, ne kadar ufku
geniş bir ülke olduğumuzun bir örneğidir. Evet, evet. Yani seçme seçilme hakkı. Bunu sürdürmek bize kalıyor açıkçası. Seçme seçilme hakkı ve yurt dışına o dönemde, ülke savaştan çıkmış bir dönemde yurt dışına öğrenci göndermekle, evet, kız öğrenci göndererek bunu yapmakla ne kadar büyük bir vizyonu olduğunu atamızın tekrar gördük. Evet. Onların yetiştirdiği öğrencilerle de biz bugün bu sahnelerde yer alabiliyoruz. Aynen. Ustalarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Aynen. Biz bu konser serisinde yer aldığımız için çok mutluyuz. Umarım siz de dinlerken keyif alırsınız. İyi seyirler diliyorum. Konserimizin ilk eseri Beethoven'ın Opus 18, No. 6, Yaylı Çalgılar Dörtlüsü. Beethoven'dan önce tabii ki yaylı kuartet dediğimizde Haydn ve Mozart akla geliyor. Ancak bunun devamında Beethoven'ın da tüm dehasını gösterdiği eserler olduğunu görüyoruz Yaylı Çalgılar Dörtlerinin. Tabii ki senfonileri, tabii ki tüm eserleri Beethoven'ın dehasına şahitler. Burada kuartetlerden bahsettiğimizde, yaylı dörtlülerden bahsettiğimizde erken dönemde, orta dönemde ve geç döneminde birbirinden farklı farklı ve hepsinde Beethoven'ın dehasının izlerini taşıyan birçok eser görüyoruz. Opus 18 erken dönem kuartetleri. Bu kuartetler Prens Lobkowitz'e ithaf edilmiş. Bu konuyla ilgili iki ayrı kaynakta iki ayrı bilgi var. Prens Lobkowitz ve Beethoven'ın yakınlığı, arkadaşlığından ötürü böyle bir ithaf olabilir deniyor. Ya da Haydn'ın soylulara kuartet besteleme, yaylı kuartet besteleme modasını getirmesinden sonra Prens Lobkowitz'in bunu Beethoven'a sipariş ettiği söyleniyor. Birazcık da eserden bahsedeyim. Eser dört bölümlü bir eser. Birinci bölüm biraz komik opera havasında, aniden böyle parlak çıkışlar içeren, arada romantik unsurları barındıran, fakat tabii ki yine Beethoven'ın sforzandolarıyla ve ani nüans değişimlerini barındıran bir birinci bölüm var. İkinci bölüm çok duru, çok zarif bir melodinin sakin sakin eşlikle birlikte seslendirildiği bir bölüm. Üçüncü bölüm Beethoven'ın dinleyiciyle ve çalıcıyla bence birazcık alay ettiği bir bölüm. Çünkü ritmik olarak bölümü yakalamak, elde tutmak çok zor. Dinlerken de çalarken de Beethoven'ın yine şakacılığı ve dehası, belki biraz dalgacılığı bu bölümün içerisinde. Dördüncü bölüm iki küçük bölümden oluşuyor. Daha doğrusu bir yavaş, bir hızlı iki bölümden oluşuyor. Hatta bu kuartet için bazen beş bölümlü olarak da kaynaklarda rastlayabiliyoruz. Dördüncü bölümün yavaş kısmının adı La Malinconia. Besteci buraya bir not düşmüş. Önce İtalyancasını okumaya çalışacağım. Questo pezzo si deve trattare con la più gran delicatezza. Baktığımızda tercümesine, birebir tercümesi değil ancak kaynaklardan yine öğrendiğimiz delicatezza kelimesi çok çok incelikli çalmak. Yani bu bölüm o kadar narin, o kadar tül gibi tüm hislerin en narin işlendiği bölüm. Daha sonrasında ise Allegretto quasi allegro geliyor. Yine Beethoven'ın tüm canlılığını içeren, erken dönemindeki neşesini de barındıran bir bölüm. İyi dinletiler. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Sıradaki eser, Oğuzhan Balcı tarafından düzenlenen iki türkü. Bir tanesi Karahisar Kalesi, diğeri ise Çanakkale Türküsü. Çanakkale Türküsü aslında Kastamonu Türküsü. Ancak işte Çanakkale Savaşı ile ilgili olduğu için, oraya gönderilen evlatlarla ilgili olduğu için, işte Çanakkale içinde Aynalı Çarşı sözlerini de barındırdığı için Çanakkale Türküsü olarak biliniyor. İkisi de Oğuzhan Balcı'nın muhteşem dokunuşlarıyla olağanüstü hale gelmiş. Zaten duyguları çok yoğun eserler. Karahisar Kalesi de Afyon Türküsü. İkisi de bizim hem milli duygularımızı hitap eden hem de gerçekten içinde üzüntü barındıran ve Oğuzhan Balcı'nın bunu çok güzel yansıttığı değerli eserler. Biraz Oğuzhan Balcı'nın Türkiye için öneminden de bahsetmek istiyorum. Besteci, orkestra şefi, kemancı ama bunun dışında piyano gibi bir sürü enstrüman çalabilen, Türk müziğine çok hakim, evrensel formların hepsine, kuralların hepsine çok hakim. Tüm bunların yanında da büyük bir yüreği olan, bunu müziğine yansıtabilen ve bu yüreği ve müziğini tüm sanatçılarla, dinleyicilerle çekinmeden paylaşan çok kıymetli bir değerimiz.
Bu konserimizde Türk kadın bestecimiz Gökçe Altay'ın eserini seslendireceğiz. Kuasi Ala Turka. Evet, Kuasi Ala Turka. Sen biraz bahsetsene eserden. Ben aldığımız notlardan eser hakkında ve Gökçe hakkında biraz bilgi paylaşmak istiyorum sizlerle. Sevgili Gökçe ile aslında biz aynı okulda hocayız. O da Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda hoca. Gökçe eseri 97 yılında tamamlamış ve tamamladığı ilk oda müziği eseri, öğrencilik yıllarının sonunda tamamladığı bir eseri. Eser tek bölümlü bir eser, kendi içinde kısa kısa bölümleri var. Son bölümde ise temanın tekrar hatırlanmasıyla son buluyor eser. İçeriğinde antik notlara ait öğelere yer verdiğinden bahsetmiş Gökçe. Belki biraz Gökçe'den de bahsetmek lazım. Gökçe besteci, müzik teorisyeni, eğitmen ve koro şefi. 12 yaşında Ankara Konservatuvarı'nda piyano ile başlamış müzik hayatına. Daha sonra Amsterdam'da devam etmiş ve mezun olmuş. Gürer Aykal'la doktorasını da tamamlamış. Ve şu an profesör olarak okulumuzda aynı zamanda eğitmen olarak yer alıyor. Ona teşekkür ediyoruz bu eseri bizimle paylaştığı için. Eserde hakikaten bizim hangi topraklardan, hangi kültürlerden geldiğimizi anlatan çok fazla mod makam var. Antik modlar evet. diye geçiyor ama aslında şu an kullandığımız, Türk müziğinde kullanılan çok fazla ögeyi duyabiliyoruz. Evet. Thank you.